Annem, hadi gel ye şunu. Dışarı çıkacağız daha bak, bugün çok işimiz var. Hadi annem. Hadi güzel annem. Gülay, Gülay. Ne oldu? Dilini mi yuttun? Konuşsana. Kediyi sen öldürdün. Kafasını nasıl kestin ama? Anlatsana. Anneciğim tamam, bir şey yok. Ben buradayım. Buyurun devam et. Evde bakım parası süresinin uzatılabilmesi için annenize birkaç soru daha sormam gerek ama. Bana sorun, ben cevaplarım. Bu kadını sevmedim. Şişko'nun teki, şişko, şişko. Pardon? Siz onun kusuruna bakmayın. Ne dediğini bilmiyorum. Anne, anne ne oldu, iyi misin? Kedi öldürdüm. Çok kan aktı, çok kan aktı. Tamam, tamam anneciğim, geçti. Tamam, geçti. Siz devam edin, buyurun. Hastalık teşhisi... Şizofreni. Geçen yıl Mayıs ayının 11'inde konuldu. SGK tarafından yönlendirildiğimiz hastaneden de %90 engelli raporumuz var. Anladım. 6 Nisan annenizin çalıştığı son gün müydü? Evet. Bu da işten ayrılış belgesi. O fotokopisi. Gelmeden istersiniz diye düşündüm. Anneniz kendine bakamaz diye rapor edilmiş. Siz onun gözetimindesiniz, doğru mu? O benim kardeşim. Ben 18 yaşındayım. Onlara yardım ediyorum. Her şey tamam. Sadece bir imza alacağım. Şşt, şşt. Kapa çeneni! Kapa çeneni! Şşt. Gülay, baksana, sana diyorum. Önce kediydi, şimdi sıra sende. Gülay. Anne tamam, tamam. Biz bir su rica edebilir miyiz? Getireyim. Anneciğim tamam, tamam bak dayan. Bir imzalık işimiz kaldı. Sabret, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sesler. Sesler, sesler. Bana konuşuyor. Sesler konuşuyor. Sesler gerçek değil anneciğim. Sesler gerçek değil. Sesler gerçek değil. Anne. Anne ne oldu anne? İyi misin? Anne. 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 Anne iyi misin anne? Anne, anne, anne iyi misin? Anne, 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 anne. 38 yaşında bir kadın sol numara isteği, entübe oksijenizasyon yetersiz. Selam. Merhaba. Ateş Hoca'yı gördünüz mü? Yok, görmedik daha. Ha, görmediniz. İyi peki. Size kolay gelsin. Gerçi kolay gelecek bir işiniz de yok ama neyse. Buyurun İpek Hanım. Hemen anons geçiyorsun. Ateş Hekimoğlu. Tamam. Ey yarabbim. Doktor Ateş Hekimoğlu, poliklinikten bekleniyorsunuz. Doktor Ateş Hekimoğlu, poliklinikten bekleniyorsunuz. Pardon, bakar mısınız? Burası iyi bir hastane mi? Neyi kastettiğine bağlı. Yemekleri fena değil mesela. Annemin durumu nasıl? Durumu şu an stabil. Annenize pulmoner emboli gelişmiş. Yani bir pıltı koparak akciğerlerdeki damarları tıkamış. Bu da kanın temizlenememesine
ve oksijenin kana geçememesine yol açar. Ama ağrı bacağında başlamıştı. Evet, pıltı ilk önce annenizin bacağındaki toplar damarlarda oluşmuş ve ağrıya yol açmış. Sonrasında buradan bir pıltı koparak annenizin akciğerlerine ulaşıyor ve buradaki esas soruna yol açıyor. Bu duruma da derin vent trombozu diyoruz. Bir daha söyler misiniz? Derin vent trombozu. Ama daha önce hiç bacağı ağrımamıştı. Yani ağrısaydı ben bilirdim. Anladım. Babanız buralarda mı? Konuşmam gereken bir konu var da. Kendisi pek buralarda değil. Yani vefat etti. O yüzden her şeyi bana söyleyin. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Anladım. Annenizin kan değerlerinde 12 promil alkol çıktı. Hem de sabahın 10.30'unda. Ben verdim. İki yudum içince rahatlıyor. Ama bakın, pazartesi gününden beri ilk defa veriyorum. Yani 3 gün olacak. Sürekli vermemeye dikkat ediyorum. Sesler duyduğunu söylüyor. Huzursuz oluyor. Sesler duyuyor. Çünkü anneniz bir şizofreni hastası. Siz alkolü verdiğinizde muhtemelen çok daha fazla gevşiyor. Hatta sızıyor. Ve bu da uzun süre hareketsiz kalmasına sebep oluyor. Derin vent trombozu uzun süre hareketsiz kalan kişilerde sıkça görülen bir vakadır. Hayır, annem alkolik değil. Ne yani? Sadece senin verdiğini mi içiyor diyorsun? Evet. Annenize kan sızlandırıcı ilaçlar verdik. Muhtemelen yarın kendini toparlar. Ve taburcu edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Bir dakika, bir dakika. Ya tabii ki alkol yüzünden. Tabii ki alkol yüzünden. Adam doktor. Baksana. Bembeyaz tiril tiril önlüğünü giymiş. Gizin arabası da tertemizdir. Plakasında bile DR yazıyor. Doğru mu? Yalnız el yazısı kötüdür, okunmaz. Yapacak bir şey yok. Herhalde durup dururken elinde kanıt olmadan annene alkolik diyecek hali yok. Valisi var mı yok mu diye özefakusu kesin kontrol etmiştir. Her türlü kan tahlilini yapmıştır. Bu tarz doktorlar öyle kafadan sallamazlar. Vardır bir bildikleri. Ateş Hocam, vakayı size memnuniyetle devredebilir mi isterseniz? Vaka? Nerede vaka? Ben vaka falan göremiyorum. Vaka gitti, kadını yolladın eve. Öyle değil mi? Bitti gitti, kilit. Annen kaç yaşında? Siz doktor musunuz? Doktorum. Stetoskopum bile var. Kaç yaşı? Sordum bu soruyu. Kaç yaşında anne? 50, 60. Daha mı fazla? 38. Daha önce herhangi bir bulgusu olmayan 38 yaşında Balkan kökenli Makedonya asıllı bir hanımefendi aniden derin vent trombozu oluyor. Neden acaba? Oral kontraseptifler, sigara, diyabet, obezite. Yani lafı nereye getirmek istiyorsunuz hocam? Derin vent trombozunu derin vent trombozundur. Başka pıhtılatmasın diye IV heparin verilir ve bacaktaki pıhtı çözülür. Yani bunun neresinde gizem? İpucu vereyim. Tahta, tahta. 38 yaşında. Yani derin vent trombozu olmak için beklenen yaştan 20 yaşçık daha genç. Benim bir kere hastam olmuştu, çocuk hasta, 12 yaşında. Maçta bacağını tekme yemişti ve derin vent trombozunu vardı. Bu kadın tekme yememiş. Travma yok. Risk faktörlerinin hiçbiri yok. Hocam siz hastadan hikaye mi aldınız? Evet, aldım. Bir takım notlarım var. Gerçi benim tuttuğum notlar değil ama yine de işimize yarar. Oğlunun notları. Şimdi hareketsizlik. Hareketsizliğe gelince kadın bayağı hareketli. Paranoyası coşmuş durumda. Yattığı yerde duramıyor. Kıpır kıpır maşallah. Hasta paranoid mi? Evet. Şizofreni tanısı var. Bunlar da şizofreni tanısı konulduğu günden itibaren oğlunun tuttuğu notlar. Çok sürükleyici. Tavsiye ederim. Yani çok objektif bir eser değil. Yani çocuğun annesi sonuçta. Bazı yerlerde duygusal davranmış. Ama sürükleyici. Bakın. Evet. Derin vent trombozu ayırıcı tanısına şizofreni ekleyebilir miyiz? Yani. Yani değil. Hayır. Doğru cevap hayır olacaktı. Beynimizin dopaminerjik yolaklarındaki sorunlar kan pıhtılarına neden olmazlar. Şizofreni derin vent trombozunun bir nedeni değildir. Aslında şizofreniyle ilgili çok da bir şey bilmiyoruz. Öyle değil mi? Belki de bir alakası vardır. Bilemiyorum. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Nedir hocam? Saksı. Saksılar.
saksıları çalıştırmak. Priyadno. Hı? Makedonca. Bay bay. Deli deliyi çeker. Olay bu. Demek kadın şizofrenmiş ha? Evet. Ben de bacağında pıhtı olan bir hastayla neden bu kadar ilgileniyor diyorum. Şimdi oturdu her şey yerine. Yani diyorsun ki kadın şizofren olmasaydı ilgilenmeyecektim, öyle mi? İlgilenmeyecektim tabii. Picasso'nun badana boya yapması kadar sıradan bir şey olurdu bu. Eksik olma. Ben vent trombozu dışında bir şeyle ilgilenmiyorum. Gerçekten mi? 38 yaşında kadın. Ya bana buyur, itiraf et, itiraf et söyle. Amacın ne senin? Vakayı çözüp Nobel aday olmak mı? Ha? Ya ben sıradan bir vaka alamaz mıyım? Alamazsın. Almazsın. En azından almamak için elinden geleni yaparsın. Nereye gidiyorsun sen bu arada? Hastayı görmeye. Böyle insan ilişkileri, insani temas falan. Her doktorun yaptığı sıradan şeyler. Ya sen yalan söylüyorlar diye normal hastalarla bile görüşmeyen adamsın. Şimdi gerçeklik mevhumu olmayan bir hastayla mı görüşeceksin? Evet. Çünkü o tedavi edilmemiş bir şizofren. Mesela tedavi edilmemiş şizofrenlerden Sokrates olmasaydı, şu anda herhangi bir şeyi öğretmek için elimizde olan en etkili yöntem Sokratik metot da olmayacaktı. Veya Newton olmasaydı, tahmin et. Şu an hepimiz uçuyor olurduk. Veya Van Gogh. Sayayım mı daha? Strabo. Merhaba. Anne bu bey. Ateş kim oldu? Sizin doktorunuz. Tanıştığıma memnun oldum. Kerem. Bizi annenle biraz yalnız bırakır mısın? Ama ben olmadan onunla konuşamazsınız. Şşş. Bak, bak doktor. Bu var ya bu defter. He? İhtiyacım olan her şey bu defterin içinde. En ince ayrıntısına kadar. Harika bir defter tutmuşsun. Doktor. Bir şey diyeceğim. Sen niye bunları böyle deftere yazıyorsun? Telefonla yazmıyorsun. He? Şimdiki gençler her altı telefonla yapıyor. Defterin şarjı bitmiyor çünkü. Harika. Ne diyeceğim? Bizim hastanenin kafeteryası harika. Yemekler müthiş. Şimdi... iniyorsun bizim kafeteryaya. Ama karnını güzelce doyuruyorsun. Bana da bir şeyler getiriyorsun. Yani yok. Hadi, hadi. Güzelce doyur karnını. Tamam. Bana da bir şeyler al. Ne istersiniz? E bana da bir sandviç yaptır. Tamam mı? Domatessiz, unutma. Domates olmazsın. Harika çocuk. Evet, Gülay Hanım. Günde kaç kadeh içiyoruz? Alkol. Biz şimdi derin vent trombozunun şizofreniyle bir ilgisi olduğunu mu araştırıyoruz? Yoksa ilgisi olmadığını kanıtlamaya mı çalışıyoruz? Bir sonuca ulaşırsan lütfen benimle de paylaş çünkü ben de anlamadım. Sizinki hastanın yanında. Üç, dört, beş, he? Kaç kadeh? Kerem verdikçe mi içiyoruz? Peki ilaç? Maç. Futbol maçını çok severim. Çok güzel. Hangi takım? Güzel misal değil. Çok üzücü. Eskiden oğlumla maça gitmiştik. Tamam, tamam. Ben maç demedim zaten. İlaç dedim. Oğlun hangi ilacı verirse o ilacı mı içiyorsun? Kimse bana inanmıyor. Ben inanıyorum.
ciddi ciddi hastayla konuşuyor. Enteresan. Ne konuşuyor acaba? Bir pırtının nesi bu kadar ilginç ki? Onun için ilginç olan bu defa hastalık değil. Hastanın kendisi. Adam delileri seviyor. Düşünce tarzlarını beğeniyor. İyi de delilik dediğin zaten düzgün düşünememek. Bunun neresini beğeniyor ki? Çok basit değil mi? Sıkıcı değiller. Onu eğlendiriyorlar. Hocam. Buyurun. Orhan hocam. Hani rasyonellikten hoşlanıyordu Hekimoğlu? Bulmaca çözmeyi sever o. Hastalar bulmaca yani. Bu mu? Sence değiller mi? Hayır. Bence hastalar sadece insanlar. Onlardan hem nefret eder hem de onlardan büyülenir. O da öyle bir insan. Kerem'e daha önce bacağını hiç ağrımadığını söylemişsin. Acımadı ki. Doğru söyle. Gülay Hanım. Bak bu önemli. Eğer doğruyu söylemiyorsan tedaviyi geciktirir. Her yere yetişilir. Hiçbir yere geç kalınmaz. Ama oğlum beni bağışla. Çocuğum. Çocuğum beni bağışla. Ne zaman çıkar acaba? Kendi rekorunu kırdı gerçekten. Hı? Geliyor. Evet, ne oldu? İnsani temas işe yaradı mı? Yaradı. Son iki aydır kişisel bakımını ihmal ediyormuş. Bacaklarını tıraş edemiyormuş. Titreme yüzünden kendini kesiyormuş. Titreme yine başlamış olamaz. Kendine oldum olası kesiyor olmalı. Doğru. Demek ki son iki ayda bir şey değişti. Ne olabilir? Hı? Belki kendini keserken kaybettiği kan miktarı. Olabilir mi? Olabilir. O zaman kan testleriyle başlayalım. Pıhtılaşma testleri isteyelim. PT, PTT, faktör 5, protein C ve S. Hepsini alalım. Herkese çok kolay gelsin. Aha! Domates koydurmalım. Vay. Eyvallah. Gençler, bu Kerem Bey. İçeride yatan hanımefendinin oğlu. Aa, defteri tutan. Evet. Merhaba, ben Zeynep. Memnun oldum. Tamam, tamam, tamam. Hadi, muhabbet sonra. Şimdi biz işimize bakalım. Keremciğim, şimdi annenle bize bir yarım saat daha ver. Birkaç tahlil daha yapmamız lazım, tamam? Ne yapacaksınız? Ben sana hepsini detaylı olarak anlatacağım işimiz bitince. Tamam, sonra defterine geçirirsin. Anlaştık. Anlaştık. Vay be. Helal olsun. Delikanlı çocuk, akıllı çocuk. Neyse, işimize dönelim. Şimdi psikiyatri ilaçları vermeyi bırakalım hastaya. Bir anlayalım bakalım bedensel olarak neyi var. Belki de daha fazlasını anlarız. Tamam. Hı hı. Tamam. Haydi. Hayır, teşekkür ederim. Sağ ol. Aç değilim. Ateş, sen neredesin? Buradayım. Ha, pardon. Yanlış oldu. Hemen düzeltiyorum. Neden buradasın? Neden olmayayım? Sorunun cevabı bu değil. Sen iyi misin? Sabahtan beri seni aratıyorum. Anons geçiyorum. Herkesi peşine takıyorum. Ama sen ortada yoksun, bulamıyorum. Ben senin peşinde koşmak zorunda mıyım? Sorunun cevabı bu değil.
İyi misin dedim. Yapman gereken şeyi biliyorsun. Her gün aynı şey. Her gün. Her gün, her gün. Isır şundan bir tane. Yok, sağ ol. Kan şekerin düştü. Pardon hocam. Nereye o? 402'deki hastanın batın ve akciğer tomografisinden bir şey çıkmadı hocam. Tamam. O zaman o hastaya tüm vücut PET incelemesi yapalım. Hı. Tamam. Tamam. Merhaba. Konuşmamız lazım. Tabii konuşalım. Aliye sen halledersin. Tamam hocam. Evet, nedir konu? Anlatacağım, gel. Evet, Taysel hemşire. Basalım parmağımızı. Bugün biraz geç geldiniz ama hocam. Ne yapacaksın? Hasta bakmak gibi bir saçmalık yaptım da o yüzden. Efendim? Neyse boş ver, gönder gelsin. Saçlar. Ha? Ah. Doktor Bey de geldi. Merhaba. Evet, nedir şikayet? Kızımın boğazında bir gıcık var da geçmeyen. Günlerdir biz onun için geldik. Gıcık. Evet. Kendisi konuşamıyor mu kızınızın? Yok, konuşuyor. Bakalım şu gıcığa. Aç bakalım. Aç, 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 aç. Bir şey yok. Azıcık kızarmış. Ihlamur içiyorsun, asitli soğuk içeceklerden uzak duruyorsun, tamam? Emin misiniz doktor bey? Yani bir test falan yapsaydık, emin olsaydık. Vallahi ben eminim. Siz emin misiniz? Ama çok öksürüyor hönk hönk bütün gün. Vallahi benim aklıma çok takılıyor. Bence bu basit bir boğaz kızarıklığı falan değil. Bir test yapalım biz gelmişken. Peki tamam. Ben hemşireyle konuşacağım, hangi testi yapacağını söyleyeceğim ona, tamam? Gelip size yardımcı olacak. Mersi. İki numaradaki çocuğa boğaz kültürü hızlı antijen testi yapılacak, tamam? Gönder gelsin. Ya tamam da bunu çaktırmadan nasıl yapacağız? Yani bilmiyorum, bulacağız bir yolunu, kandıracağız bir şekilde. Nasıl kandıracağız ya? Adam dedektif gibi, herkesin aldığı nefesi sayıyor. Ay Orhan bilmiyorum yani, bilsem sana sormazdım zaten. Vaktin var mı? Kahve içelim mi? Ne güzel olur, hadi. Evet. Hangimiz? Ben doktor bey. Evet. Buyurun. Nedir şikayet teyzeciğim? Bana teyze demeyin. Şikayetim bu. Espriler mespriler maşallah. Şikayet nedir? Yani aslında kendimi çok iyi hissediyorum. Şikayetim yok. Bu mudur? Evet. Anneciğim. Bunun vakit kaybı olduğunu sana söylemiştim. Hadi kalk gidelim. Karışmayalım. Lütfen evladım. Bir kenarda dur. Benim doktor beyle görüşmem gerekiyor. Doktor beyciğim. Yani öyle bir şey ki renkler bende fevkalade parlak geliyor artık gözüme. Seslerse inanılmaz güzel geliyor kulağıma. Ah, hele yemekler. Bildiğiniz gibi değil. Yedikçe yiyesim geliyor. Yedikçe yiyesim geliyor. Yani çok mutluyum. Ben 82 yaşındayım. Diğer yaşlılarla beraber oturup örgü örmem gerekir. Onlarla beraber olmam gerekir ama ah, yakışıklı birini gördüğüm zaman. Anne. Ne? Doktordan bir şey saklanmaz ki. Ah, yakışıklı birini görünce bakasım geliyor. Baktıkça bakasım geliyor. Öyle böyle değil. Hele sizin gibi yakışıklı. Ah, sakalı var. Size aşık olmamak mümkün değil. Ay fena alıyorum.
tansiyonum düşecek galiba. Peki yakışıklılara bakmanın hastalık belirtisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yaşlı işte. Saçmalıyor. Kafa gidiyor geliyor. Şşş. Ne zaman başladı bu yakışıklı dedektörlüğü? 2 ay önce başladı. Şöyle ki her zaman izlediğim bir dizi var. Epeydir de seyrediyorum o diziyi. Fakat bu sefer dizideki başroldeki çocuk... gözüme bir yakışıklı göründü. Bir yakışıklı gözüme alamıyorum. Öyle böyle değil. Anlatamam size. Size de çok benziyordu. Aynı siz. Şimdi size bir takım tahliller yaptırmamız lazım. Ne tahlili? Yaşlı işte. Saçmalayıp duruyor. Gerek var mı tahlile şimdi? Anne yaşlı, sen de tombalaksın. He? Ne olacak? Ne yapacağız? Şimdi... anne hızlı bir kişilik değişimi yaşamış. O yüzden bir takım tahliller yapacağız. Hemşire Hanım'ı yollayacağım, sizi bilgilendirecek. Tamam, Hüseyin Hanım. Tamam. Pardon hocam, Muazzez yalnız. Hadi, hadi, hadi. Birkaç gün daha dinlenmesi lazım annenizin. Ondan sonra taburcu olacak ama zaten. Ama ne zaman olacağını ben merak ediyorum yani. 3 gündür buradayız. Doktor ilaçlarını yazdı. Daha belli olmadı bir şeyler. Manlı efendi kaç gün daha dinlenmesi gerekiyor doktorun dedi. Hemen geliyorum. Hocam, Ateş hocam. Çıkıyor musunuz? Acil bir işim çıktı. Ama hocam bekleyen hastalar var. Tamam, benim de acil bir işim var. Hocam tamam da İpek Hanım sonra soracak nereye gitti diye. Ne diyeceğim o zaman ben? Hastası taburcu oluyormuş. Ona bakmaya gitti dersi, tamam? Hangi hastası? 219'daki hasta, sanayicinin kızı. Ona bakmam lazım. Hocam 219'daki hasta... Ya Vahsel hemşire, lütfen. 28 bölümdür bunu bekliyorum ben. Doktor Murat taburcu edecek bugün kızı. Gerçi bence etmemesi lazım ama. Başka bir şey var o kızda ama. Neyse, ben sana anlatırım. İzleyeyim, tamam? Hadi bakalım. Ahmet. Buyurun hocam. Bana bir çay, bir de şu televizyonu açıver, olur mu? Açamam hocam. Niye? Televizyon bozuk. Bozuk mu? Lan baştan söylesene. Benim çayı o zaman bekleme salonuna yolla, tamam? Hemşire Hanım. Hemşire Hanım. Buyurun hocam, ne oldu? Ne bu? Çalışmıyor. Kumandanın pili mi bitti acaba? Hocam televizyon arızalı. Bu da mı arızalı? Evet hocam. Peki benim çay gelirse İpek Hoca'nın oraya yukarı yollarsınız, tamam mı? Hiç uğraşmayın. İpek Hanım kilitlettirdi. Yok. Bir de mayın düşetseydi. Muzo. Buyurun hocam. Televizyon lazım. Çalışan bir televizyon bulmamız lazım. Hocam bulamayız. Benden duymuş olmayın ama İpek Hanım hastanedeki bütün televizyonları kapattırdı. Açılması yasak. Ateş Hoca sorarsa da bozuk deyin dedi. Efendim merhaba. Ben Doktor Mehmet Ali. Sizinle ilgilenen doktorlardan biriyim. Şimdi kan alacağız sizden bazı testler için. Olmaz. Kanımı vermem. Kan almamız lazım bazı testler için. Olmaz. Hayır, kanımı vermem. Hayır, kanımı vermeyeceğim. Hiç acımayacak, çok kısa sürecek. Hayır, vermeyeceğim. Kanımı vermeyeceğim. Lütfen panik yapmayın. Hayır, olmaz. Almam. Hayır, kanımı vermeyeceğim. Kanımı vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Sakin olun lütfen, sakin olun. Hayır, kanımı vermeyeceğim. Hayır, hayır. Hayır, siz kanımı çalın. Satacaksınız. Hayır. Hayır. Vermeyeceğim. 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 Kanımı vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Kanımı 5 mg haloperidol çabuk. Hayır. Bırakın. Bırak. Siz kanımı satacaksınız. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Hayır. Hayır.
Siz çıkın. Ne oluyor burada? Ne yaptınız anneme ya? Ne diyorsun? Vallahi bana sorarsan... Olmaz. Unut. Beceremez. Yani vereceğin tavsiye bu mu şimdi? Ya ona sürpriz bir doğum günü partisi. Çaktırmadan, imkansız. Yapamaz. Allah Allah. Bence var ya sen... Zaten bütün bunları herkes sürpriz diye bağırdığı zaman onun suratını görmek için yapıyorsun değil mi? Yani bu aranızdaki o şeyi de öne geçmek için yapıyorsun. Yani? Bak var ya şu anda karşımda tam böyle dişi bir hekim oğlu görüyorum. Aa. Tabii. Çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bak aynı. Aynısın. Ne oluyor? Niye sustunuz beni görünce? Yok. Susacaktık zaten. Nedir bu televizyon meselesi? He? Hadi bize izletmiyorsun anladık da milletin suçu ne? Yönetimin aldığı bir karar diyelim. Hem iş gücünden hem de faturadan tasarruf için. Bırak şimdi tasarrufmuş. Şurada bir dizimiz var izlediğimiz. İyi bir fikir bence. Orhan sana kolay gelsin görüşürüz. O konuyu da konuşuruz. Hı hı. Ne konusu? Hiç. Hastane işleri. Doktor. Bana bak ne çeviriyorsunuz siz? Ne çeviriyoruz ya? Hiçbir şey çevirmiyoruz. Çeviriyorsunuz. Biz bir şey çevirmiyoruz da asıl siz ne çeviriyorsunuz? Söyle. Biz. Söyle söyle. İpek'le ne çeviriyorsunuz? Ya sürekli atışmalar. Atışıyorsunuz ama bilemedim. Sürekli onun peşinde dolaşıyorsun. Hoşlanıyor musun oğlum sen bu kadından? Söyleyebilirsin bana ya. Arkadaşız. Ha? Böyle şey gibi geliyor. İlkokulda çocuklar sevdikleri kızın saçını çekerler ya. Onun gibi geliyor. Doktor. İnşallah bana şimdi aşkla nefret arasında ince bir çizgi vardır geyiği falan yapmayacaksın. Yok mudur? Yoktur. Ne çizgisi be? Duvar var duvar. Koskoca Çin Seddi var be. Aşkla nefret arasında. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. 10 metrede bir de keskin nişancılar var ki o taraftan bu tarafa geçen olursa dan diye kafasından vursunlar diye. İyi peki öyle olsun. Bir de poliklinik çıktı başımıza. Diziyi de izleyemedik. Tekrarını da izlemeyecek miydin zaten? Aynı şey değil. Zamanında izleyeceksin. Şu tırnaklarını. Ne hale geldi ellerin? Çok çirkin. Normal pasta istiyorum, çikolatalı. Ay hala aynı şey ya. Kapattık biz o konuyu. Mümkün değil. Evet, haberler iyi. Test sonuçlarına göre kızınızda streptokok yok. İşimiz bitti. Size iyi günler. Ama bir saniye doktor. Hayır gerçekten yok. Vallahi billahi yok. Bakın, laboratuvardaki arkadaşlar gerçekten iyilerdir. Ayrıca zaten kızınız streptokok belirtileri göstermiyor. Ben sadece sizinle tartışacağıma tahlil yaptırırım daha iyi diye düşündüm. Sadece bir konuda daha ben fikrinizi almak istemiştim. Gelecek hafta kızımın doğum günü. Bir doğum günü partisi düzenliyor okul arkadaşlarıyla. Şekersiz pasta alıyorum diye bana çok kızgın. Arkadaşlarıma rezil olacağım. Şekersiz pasta mı olur ya? Ya deme anneye. Doktor bey hazır buradayken lütfen sizi izah eder misiniz kendisine? Şekerin, obezitenin bir numaralı sebebi olduğunu değil mi? Siz anlatır mısınız şekerin zararlarını kendisine? Anlatın ki akıllansın. Tabii oturayım. Şimdi size konferans vereyim şekerin zararları hakkında. Açsın okusun internetten çıkı 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 çıkı. Ya ama canım kilosunu kontrol altına alması gerekiyor. Baksanıza şu haline. Thank you.
de şimdi doktor beyi iyi dinle. Ne kadar şanslı bir çocuksun biliyorsun değil mi? Şeker'in kalp hastalığı, apandisit ve kıl dönmesine neden olduğunu bilen bir annen var. Kıl mı? Ne alaka yani? Biliyorum canım, sizin kılla tüyle bir alakanız yok. Sizin tek derdiniz kilo. Kızınız kilo versin de sizinki gibi cicili bicili şeylerin içine girebilsin istiyorsunuz. He? Ay canım, kızın mı? İnanmıyorum ayol. Ay ne kadar gençsin, ikiz kardeş gibisiniz. Ay ya, bu kıyafetler ne kadar güzel, inanamıyorum. He? Bunun peşindesiniz öyle değil mi? Doğum günü kutlu olsun. Bir saniye doktor bey. Ne yapayım yani ben şimdi? Kızınıza adam gibi bir pasta alın. Oley! Mesai biter. Annem uyutmuşsun. Sakin ol doktor. Tam tersi, anneni uyuşturan ilaçları kestim ben. Senin doktorlarından biri, Mehmet Ali. Ona haliperidol vermiş. Kan alırken mecbur kalmıştır herhalde. Annemi bayıltmış resmen. Patron, yeter ama. Çek bakayım. Senin maaşın benim vergilerimle ödeniyor. Evet, mesaj alınmıştır patron. Gidebilir miyim? Anneme haloperidol vermeyin. Onu değiştiriyor, ruhunu uyuşturuyorum. Şöyle söylüyor. Hazırım. Sonunda gidiyorum. Bir hastamı iyileştirdiğime bu kadar üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi Leyla. Neden öyle söylüyorsunuz? Merak etmeyin. Tekrar ziyaretinize geleceğim. Her zaman gel. Ama bu sefer hasta olarak gelme. Sadece beni görmeye gel. Merak etmeyin. Tabii ki sadece sizi görmek için geleceğim. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. İyi misin? Devam et. Her şey yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama... Anne! İmdat! Hemşire! Hemşire! Bütün işlemler tamam. Hadi. Ama ben gitmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok Leyla. Artık taburcu olman lazım. İyileştim ama göndermeyin beni. Baban seni bekliyor Leyla. Baban seni bekliyor. Gönderemem değil. Ya göndermesene kadını. İki gün daha yatsın işte. Beller nasıl titriyor görmüyor ben musun? Ben de istemiyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar kolay gelsin. Ateş hekimi onu gördünüz mü? Yok hocam, görmedim. Tamam, hemen anons ettirelim. Departmana gelmesi lazım. Tabii. Zeynep, ben laboratuvardayım. Ateş Hekimoğlu, Ateş Hekimoğlu. Acil olarak... Zeynep, niye anons geçiyorsunuz Hekimoğlu'na? Hocanız yok mu yine? Yok. Ne oldu peki? Ya hasta fenalaştı. Hemen hocayı bulmamız lazım. Ateş Hekimoğlu, acil olarak kadın departmanından... Hiç anlamıyorum. Neden? Neden her seferinde böyle oluyor? Ben de hiçbir şey anlamadım. Ama gitmediğim için de mutluyum. Leyla, bu işin içinde bir şey var. Kesin. Kesin sen var ya sen. Ne?
ne gibi bir şey? Şişt, bilmiyorum. Kesin. Kesin bu işin içinde bir şey var. Bu işin altında başhekim var. Biri bir şey ben var. Sana söyleyeyim. Yakında bunu bulacağım. Böyle melek gibi göründüğüne bakma. Ne karıştırıyor olabilir ki? Şeytan. Bilmiyorum. Ama birilerinin bir şey karıştırdığı kesin. Anlıyor musun? Birilerinin bir şey karıştırdığı kesin. Reklam. Ben bir çay alacağım. İyice delirdin sen. Niye? Ne var? Aa, ne mi var? Burası hasta odası. Farkında değilsin herhalde. E tamam, adamcağızın gelip gideni yoktu. Biraz arkadaşlık edeyim dedim. Hay Allah. Gülay Hanım. Hatırladın mı? Senin hastan. Kadın kan kusmuş. Herkes seni arıyor. Üçüncünüz nerede? Pıhtılaşma test sonuçlarını almaya gitti hocam. Hastaya antipsikotik vermeyin dediğimde tam olarak neyi anlamadın? Halipedrol'ün kanamayla bir ilgisi yok ki. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben hastaya sakinleştirici amaçlı verdim. Pardon ya, öyle mi? Kusura bakma o zaman. Çıkabilirsin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten mi? Hayır tabii ki. Ne zannettin? Ha? Böyle saf duygularla verdin diye hasta da halden anlayıp yan etkileri göstermeyecek mi zannettin? İyi de hocam, o yan etkiler çok nadir görünür. Hadi be. Hangisi mesela? Ha? Uyku hali, kendinden geçme, kafa karışıklığı hangisi? Yani böyle şeyler olmayacak ve bizim tanı koymamızın içine etmeyecek mi zannettin? Sırf sen hastayı sakinleştirmek istedin diye her şey yolunda gidecek. Harika. Kadın yüzüme tükürdü ya. Tabii hiç böyle şeylere alışkın değilsin sen. Dolap dereli. Ne yapsaydım peki ben? Kadını yatağa mı bağlasaydım sakinleştirmek için? Ne yapsaydım? Vallahi bilmiyorum. Antipsikotik vermek dışında her şeyi yapabilirdin. İki saattir bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçlar çıktı. Ben zaten ne anlatmaya çalıştığınızı anladım. Anladım öyle mi? Ne oluyor? Emin misin? Hangi filme gitsek diye karar veremediler bir türlü. Anladım. Hocam. Ne? Hocam ne? Hocam bana kalırsa... Sana kalmayacak, merak etme. Bundan sonra birine bir şey kalacaksa sana kalmayacak. Başka birine kalacak. Evet, niye kanamış hasta? Çıktı mı test sonuçları? Sonuçlar normal hocam. Normal. Hı. Bakalım. Filmin sonunu duymak istemiyorsanız kulaklarınızı kapatın. Çünkü sonuçlar normal değil. Uzamış protrombin zamanı dışında hepsi normal. Bu da bize neyi anlatıyor olabilir? Kan alanın işini doğru yapmadığını anlatıyor. Bravo. Kim aldı kanı? He? Kim aldı kanı? Pardon, sen almıştın değil mi? Unuttum. Kusura bakma. Ama sen en azından özenliydin, öyle değil mi? Pıhtılaşma testleri için kan alırken sitratlı tüp kullandın. Evet, öyle yaptım. Ben bu konuda senin yanındayım. Sonuca güveniyorum. İki nedenden dolayı. Birincisi, sen çok iyi bir doktorsun. İkincisi, kan alınırken hasta direnç göstermedi. Niye? Çünkü damardan 5 mg haloperidolü dayadık hastaya, kuzu gibi oldu. Uzamış protrombin zamanı da K vitamini eksikliğine işaret ediyor olabilir. Ama K vitamini eksikliği kanamayı açıklar, pıhtıyı değil. K vitamini eksikse C proteini işini yapamaz. C proteini işini yapamazsa pıhtılar olur. Yani hem kanama hem pıhtılaşma olur. Heparinle etkileşime giren başka bir ilaç olamaz mı? Örneğin ampisilin antibiyotiği. Olamaz. Çünkü bizim hastamız kullanmıyor. Hı-hı. Oğlu buraya not almış. 2 ay önce boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitmişler. Doktor ampisilin yazmış. Ama kullanmamış çünkü oğluyla konuştum. He. Herkes yalan söyler. Şizofrenler ve çocukları hariç mi hocam? Öyle mi diyorsunuz şimdi de? Beslenme yetersizliğiyle de ilişkisi olabilir mi?
Neden C vitamini eksikliğine bağlı skorbit olmasın? Vay be. Keşke benim de seninki gibi böyle havalı fikirlerim olsaydı skorbit. Var. Gerçi senin bir fikrin yok, var mı? Ha? Nişantaşı. Senin bir fikrin var mı? Ne? Söyle. Alkol basit. Kadın alkolik. Alkol ve psikiyatri ilaçlarını alıp sızıyor. Uzun süreler hareketsiz kalıyor. Hareketsizlik de derin ben trombozuna neden oluyor. Ayrıca alkol siroza da neden oluyor. Ve protrombin süresini uzatıp kanamaya yol açıyor. Batın ultrasonu yapalım da kadının karaciğeri ne halimde görelim derim. O zaman 3 teorimiz var. Bu anne ile oğlun evine gidelim. Bakalım ampisilin kullanıyor mu? Nasıl besleniyor? Bir de batın ultrasonu yapalım da hasta bir daha kanayıp kan kaybından ölmeden kim haklıymış anlayalım. Emre, sen gitmek ister misin evlerine anne ile oğlun? Hadi sen git. Yanına arkadaşını da al. Çok güzel kilit açıyor. Dolap dereli. Hadi hadi hadi. Niye benimle bu kadar uğraşıyorsunuz? Çünkü benim işim bu. Çok mu uğraşıyorum son zamanlarda? Biraz çok oldu. Allah Allah. Aslında hiçbir şey değişmedi. Sen benim için eskiden de dolap dereli memoliydin. Şimdi de dolap dereli memolisin. Her şey aynı. Hadi. İşinin başına. Yakalayalım şu zanlıyı. Evet evet, aynen dediğim gibi. Salı akşamı için bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Evet, yalnız lütfen şunu unutmayın. Pastanın üstünde steteskop resmi olacak, tamam mı? Bu çok önemli. Tamam, peki. Çok teşekkürler, iyi akşamlar, görüşmek üzere. Steteskop? Çok güzel. Evet. Kutlamayı nerede yapacağız? Poliklinikte mi? Çok güzel bir restoran ayarladım. Ya sen gerçekten inanıyor musun çaktırmadan onu restorana götürebileceğimize? Evet, bu işi sen halledeceksin Orhancığım. Yok. Hayır, yapma yapma lütfen. Karıştırma beni. Söyleyelim direkt gelsin oraya. Oldu canım. Ölse de gelmez, bilmiyor musun? Ya sen adamı sinir edeceksin diye beni de yakıyorsun ama. Ben sadece bir arada güzel bir kutlama yapalım istiyorum. Hepsi bu. Gerçekten mi? Evet. Ya bak, şaka bir yana, sen de farkında değil misin? Yani çok yalnız değil mi? Bir tane arkadaşı var, o da sensin. Onun dışında bütün hayatı hastanede geçiyor zaten. Evet, orası öyle. Kızsa da, istemese de hatırlanmak ona da iyi gelecektir. İnanıyorum ben. Yalnız alakasız tipler gelmesin. Gerçekten. Sen, ben, ekip o kadar. Fazlası gerçekten fazla gelir. Tamam, tamam. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Sen çıkmıyor musun? Yok, hayır, işim var. Sen akşamları fazla kalmıyor musun burada? Evet ama iş, ne yapayım? Allah Allah, hangi hasta bu? Bugün geldi. Bu dosyası sana gelmemiştir de. Ha, anladım. Aslında ne diyor bu işe? Onu yalnız bırakıyorsun. Yok, mezun. Alışkın, doktor karısı. İyi peki, madem öyle. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Siz ne zaman gideceksiniz çocuğun evine? Acelemiz yok. Ne bileyim, bayağı geç oldu da ondan dedim. Niye? Ev ayıp mı olur geç gidersek? Sandviçini bitirsin gideriz. Çocuğun annesi için tuttuğu defteri ne diyorsunuz? Vallahi ben büyük saygı duydum. Annesine teşhis konduğu günden beri ne olduysa hepsini detaylı detaylı yazmış. Ebeveynin ebeveyni olmak kolay değil. Duydun mu? Hadi gidelim abi. Nesi var bunun ya? Felsefeye bağlamış. Şunu dışarıdaki köpeğe ver.
Bugün Orhan Hoca'ya gelen bütün hastaların listesini istiyorum. Tabii, bir saniye. Çıkarıyorum hemen. Alo. Alo Ateş. Orhan'la Aslı'nın arası kötü. Öyle mi? Öyle mi ne demek? Sen bilmiyor musun? Anlatmadı mı sana? Yo. Yo mu? Sen nereden çıkardın? Bana hastan var dedi, hastaneden çıkmadı. Ben de bugün bütün hastalarının listesine baktım ama öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz mi? Biz mi ne yapacağız? Evet Ateş, biz. Yapabileceğimiz bir şeyler vardır herhalde. Ne yapalım yani? Adamı böyle bir durumda mı bırakalım? Belli ki bir derdi var değil mi? Hadi beni geçtik de sen en yakın arkadaşısın. Ben ne yapabilirim ki ben? Konuş Ateş. Konuşmak diye bir şey var. Normal insanlar gibi konuş yani. Anlatmaz bana bir şey. Tabii ki anlatmaz. Böyle bilmece çözer gibi yaklaşırsan adama anlatmayacaktır. Böyle arkadaşça konuş. Dertleş, üstüne üstüne gitme. Yapabilir misin böyle bir şey? Yapamam. Dizini tekrarını izleyeceğim. İzlettirmedin bana bugün. Sen ciddi misin? Alo? Aa! Yüzüme kapattı gıcık. Sen niye moralin bozuldu? Akşam akşam angarya çıktı diye mi? Yok, bir şeyim yok. Bakalım evde bizi neler bekliyor? Boş içki şişeleri. O kadar eminsin yani kadınla alkolik olduğundan. Endoskopide varis çıkmadı. Alkolik siroz olsa çıkardı. E çocuk da annesinin içmediğini söylüyor. Çocuk adı üstünde çocuk. Kadın da... Narkoz Bey, buyurmaz mısınız? Ya yok, ben buyurmam. Ben çünkü hocanın beni maymuncuk gibi kullanmasından çok sıkıldım. Buyur lütfen, aç bekliyorum seni. Bayağı film izlenmiş. Amerikan filmleri mi izliyorsun? Önericiğim, eğer hemşireye söyleseydin, anahtarı getirseydi böyle olmazdı biliyorsun değil mi? İşte hemşireye söylediğin zaman da hoca fırça kayıyor. Onu da yapamıyoruz. Onun yerine ben direkt çocuğun çantasından anahtarı aşırdım. Ama aramızda. İyi de abicim, uğraşıyorum yarım saattir. Niye söylemiyorsun başından beri? Ama iyi gidiyordun, açacak gibiydin. Yapacaksın bu işleri. Yavaş ol, kırarsın. Ne? Yavaşça kırılır kart. Kırdın. Lütfen açar mısın artık şu kapıyı? Kapıyı mı? Tabii ki de açarım ya. Söylesene baştan. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne enteresan adamsın ya. Kerem, salonda uyu. Niye salonda uyusun ki? Çünkü eğer salonda yatarsan evin geri kalanına hakim olursun. Yattığın yerden bütün odaların giriş çıkışını görürsün.
Tam Tony. Vay be. Nereden? Her zamanki yerden. Ha, o adam sana takmamış mıydı? O adam Alzheimer. O yüzden domatesleri çıkarmayı unutuyormuş. Sen nereden biliyorsun? Gittim gördüm. Oğluna söyledim. Herhalde bir doktora gözükmüştür. Tam Tony. Götür, götür, götür. Ne oluyor ya? Götür. Götür. Banyoda bir şey yok. Bu ne ya? Çocuk annesinin giyeceği kıyafetleri günlere göre mi düzenlemiş? Yeterince organizasyon, yeterince düzenleme yaparsan kontrol edilemeyeni kontrol edebilirsin diye düşünürsün. İlaçlarını ver, eşyalarını düzelt. Belki o da düzelir dersin. Sen bu çözümleme işini psikiyatri stajında falan mı öğrendin? Hayır. Hayat okulunda. Ben o zaman çocuğun uyumadığı odasına gidiyorum. Emre hocam gel. Klorpromazin. Klofenazin. Güzel. Tioridazin. Ona da afiyet olsun. Her şeyi denemişler. Ampisilin hariç. Dokunmamışlar bile. Kapağını bile açmamışlar. Bizim çocuk doğru söylüyor o zaman ha? Selim'in teorisi yattı. Umarım K vitamini eksikliği değildir. Bu sefer hoca değil, ben haklı çıkayım diyorsun değil mi? Aynı his bende de var. Yalnız ne boş ne dolu şişe var. Alkolden emin miyiz? Bu ne ya? Bunlar bir şey yemiyor mu? İşte bunu yiyorlar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği. Bu da akşam yemeği. Karşınızda K vitamini eksikliği. Hoca yine haklı çıktı. Hoca yine haklı çıktı. Ne yaptık biz böyle akşam akşam? Versene şunu. Oh. Nereye? Ne arıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Nerede senin şu yadigar, oymalı, kakmalı? Oo, akşam akşam. Yarım kalan bir hesabımız vardı. Şurada. Gel buraya, gel. Gel, tamam. Evet.
Geçen gece bitiremedik biliyorsun Tüylün. Hani baklava getirmiştin ya. Yengem de çok sevdiğiniz baklavadan. Ya bizim Aslı'yla aramız bozuk. Biliyorum. Halledeceğiz ama. Halledeceğim yani. Ben karımı seviyorum oğlum. Biliyorum, onu da biliyorum. İlk karını da seviyordun. İkinci karını da çok seviyordun. Aslı'yı da çok seviyorsun. Sen hatta hayatına giren ve nasıl olduysa evlenemediğin diğer bütün kadınları da çok seviyorsun. Senin patolojin bu. Sevmek. Ne güzel. Ne var bunda? Hayır, ne olsa, ne olsaydı? Senin gibi herkesten nefret eden bir pislik mi olsaydı? Tamam. Bence hiçbir problem yok. Teşekkür ederim. Ateş. Ateş. Ay. Ne oldu? Bir şey olmadı. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın? Orhan'la konuştun mu? Mı? Akşam ben sana ne dedim? Belli ki adamın bir derdi var dedim, değil mi? Tavla oynadık. Nasıl yani? Nerede? Burada, hastanede. Ben kazandım. Bir dakika. Sen şimdi akşam benimle konuştuktan sonra arkadaşın için buraya geri mi geldin? Evet. Gün aynı şeyleri nasıl yer ya? Yok muydu başka bir şey evde? Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyor çocuk işte. Yani bütün parasını bunu yatırıyorsa da en azından hızlıca çözüyor yemek işini. Doğru söylüyorsun aslında. Üç öğün yemek pişirecek hali yok çocuğun. Günaydın gençler. Günaydın. Bundan nedir? Kerem ve annesinin evinde bulduğumuz ganimetler. Sadece ve sürekli dondurulmuş pizza tüketiyorlarmış. Başka hiçbir besin yoktu. Hiç mi bir şey yoktu? Hiçbir şey. Kerem nerede? Çağırayım. Gördün mü hiç suyun yansımasını tuzda? Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi. Büyük bahçelerin küçük içinde... saksılardan birinde gördüm de... uyurken uyandırılmış gibi. Beni bir sardunya büyüttü belki. O ben ki... bir kadında bir çocuk hayaleti mi... bir çocukta bir kadın hayaleti mi? Yalnızca bir hayalet mi yoksa? Kerem, merhaba. Hoca seni çağırıyor. Beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Geldi mi doktor? Gel seninle içeride biraz yalnız konuşalım. Aç mısın? Teşekkür ederim. Pizza var. Sağ ol. Buyurun. Kapat. Çocukla yalnız konuşmak istemesine inanamıyorum. Ne oldu, kıskandın mı? Yediği tek şey bu. Ne yapabilirim? Üç öğün. Başka bir şey yemiyor diyorum. Doktor,
Her gün sadece bunu yiyerek yaşayamazsın. Ama ben paketin üstüne yazılanları okudum. Besin değerleri gayet iyi. Bir sürü protein kalori var içinde. Kalorinin K'sı var. Ama vitaminin K'sı yok. A var, C var ama K vitamini yok. Annen tam da bu yüzden hastalandı. Peki şimdi ne yapacağız? Annene K vitamini yüklemesi yapacağız. O kadar mı? Başka bir şey gerekmez mi? Yok. Her şey yolunda giderse birkaç gün içinde anneni eve götürebilirsin. Tamam mı? Basket. Ne oluyor? Bana bak, ben öyle dertleşmeyi falan çok beceremem ha, ona göre. Açılmaya maçılmaya kalkma bana sakın. Hepsi benim suçum. Benim yüzümden neredeyse ölecekti annem. Doktor, bak beni iyi dinle. Sana bunu bir kere söyleyeceğim. O yüzden kulaklarını aç, beni iyi dinle. Sen annene bu zamana kadar çok iyi baktın. Ne yapalım, tek yediği şey buysa sen ne yapabilirsin? Vay be. Ne zor iş çocuk olmak. İyi ki yaşlanıyoruz. Ben çocuk değilim. 18 yaşındayım. Tek yapmam gereken ona bakmaktı. Öldürmek değil. Eyvallah, çocuk değilsin ama tam da böyle saçma sapan ergen atarları yapmak için ideal yaştasın. Allah kurtarsın. Annem hastalanmadan önce sürekli emirler yağdırırdı. Böyle onu yap, bunu yapma, şunu şöyle yap. Her şeyime karışırdı. Gıcık olurdu. Bir de şimdi şu haline bak. Bir gün o günleri özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ne oluyor koluna? Ne oldu koluna? Annem bayıldığında üstüne düştü. İncindi herhalde. İyi. Hazır hastanedeyken bir baktıralım buna istersen. Olur mu? Çocuklara söylerim, ilgilenirler seninle. Bir röntgen çekerim. Tamam. Teşekkür ederim. Hala K vitamini eksikliği olduğuna inanasım yok benim ya. Enteresan. Normalde hekim olduğunun haklı çıkması seni mutlu eder. Çocuk annesine sürekli içki içiriyor ama sorun devamlı pizza yemesi miymiş? Vallahi çocuk zor durumda. Annesinin hayatta kalması için gerekeni yapmış. Ayrıca evde boş içki şişesi falan yoktu. Kendi gözlerimle gördüm. Alkolü alkolle beslemek hayatta kalma tekniği değildir. Vallahi bizim oralarda ne iş görüyorsa onu veririz. Tabii ya. Sizin orada değilim ya ben. Zenginim ya. Bu yüzden de çocuğun ne yaşadığını anlayamam değil mi? Bak, daha pahalı şeyler içiyorsun diye daha sorun yaşamıyorsun. Emin ol. Annen aradı, seni sordu. Ne oldu? Sen git, ben geliyorum. Yatmışsınız ama benim annem 10 yıl önce öldü hocam. Biliyorum. Ama yine de hep içinde, kalbinde. Öyle değil mi? Nasıl? Yani hep yanında. O anaoğlu çok sevdin sen. Hı? Bayağı ilgilisin hastayla. Ben bütün hastalarla ilgiliyim hocam. Kerem. Tatlı çocuk değil mi? Yazık. Bir gün çıkalım içelim seninle. He? Hiç çıkmıyoruz.
Sizin evin Kerem'i sen miydin? Peki sizin evin alkolü kimdi? Baban olamaz çünkü çok başarılı bir cerrah baban hala. Benim çocuğu röntgen almam gerek. Ateş Hekimoğlu, Ateş Hekimoğlu, polikliniğe bekleniyorsunuz. Ateş Hekimoğlu... Hocam özür dilerim, İpek Hanım başı boş... Kapa, duymuyor musun? Azıcık daha var da duymayan kalmasın. Benimki gelmiş, ha? Söylemiyorsun. Evet. Nihayet. Ateş Hocam, hoş geldiniz. Kaç saattir bekliyoruz? Ağaç olduk, ağaç. İsim neydi? Hasan. Hasan, dışarıda bekler misin? Niye? Niçin? Anneyle yalnız konuşacağım. Yok canım, benim yanımda konuşun. Zaten kim ne söylerse bir kulağından geliyor, bir kulağından çıkıyor. Sen kaşındın. Evet. Muazzez Hanım. Buyurun yakışıklı doktorum. Sizi dinliyorum. Tövbe estağfurullah. Siz oğlumu boş verin. Açlıktan şekeri düştü herhalde. Onun için böyle davranıyor. Muazzez Hanım. Son zamanlarda acaba biriyle bir cinsel aktivite yaşadınız mı? Ne? Size dışarı çıkın demiştim. 82 yaşında kadın. Sormam gerekiyor. Yok. Son 15 yıldır maalesef. Bak ne dediğini bilmiyor yine. Babam öleli 8 sene oldu. 8 sene. Neden sordunuz? Sizde sifilis var. Ne? Saçma sapan konuşmayın. Koca kadın. Olur mu böyle şey ya? Annem bu teşhisi ilk defa duymuyor sanki. Anne. Babanla yeni tanışmıştık. Sağ olsun kendisi. Tamam anlatma, duymak istemiyorum. Ama tedavi olmuştuk ikimiz de. Tedavi hastalığı 60 yıl boyunca baskılamış. Ama şimdi hastalık geri dönmüş. Ve hastalığa yol açan spiroketler beyin hücrelerinizi yiyor. Ne? Beynini mi yiyormuş? Ne olacak şimdi? Allah aşkına şu çocuğu bir daha getirmeyin buraya. Heh, Muazzez Hanım. Neyse Allah'tan teknoloji ilerledi de. Uçan arabalar, robotlar, mobotlar derken penisilin de icat edildi. Şimdi size bir penisilin yazacağım. Yüksek dozda 2 hafta boyunca alacaksınız. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Anlaştık mı? Hemşire hanımın yanına bankoya bırakacağım reçetenizi. Şu yavrunuzun da karnını doyurun. Yazık, çok huysuz. Ateş Bey. Hafta sonu ne yapıyorsunuz? Sinemaya gidelim mi? Üzerindeki metal eşyaları çıkarmanı isteyeceğim Kerem'ciğim. Yedekli geziyorsun ha? Sürekli yazınca mecburen. Sen okuldayken annene kim bakıyor? Okula gitmiyorum. Yani liseyi bitirdim. Sıkıntı olmuyor. Üniversite? Düşünmüyorum. Peki. Şartlar daha farklı olsaydı belki ben de sizin gibi doktor olurdum. Evet, hadi gel başlayalım. Bak şimdi, ilk pozisyonun şu olacak tamam mı? Ondan sonra da bana bu pozisyonu vereceksin. Al. Başlıyoruz. Boğaz. Boğazı ağrıyor değil mi? Boğazın ağrıyor değil mi? Tut bakalım.
Aç bakalım ağzını. Kocaman. Aç, 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 aç. Evet, tamam. İşimiz bitti. İsim neydi? Tunç. Babam konuşamıyor. Bir diz ameliyat oldu. O zamandan beri konuşamıyor. Diz ameliyatı. Tabii canım, sonuçta diz ve ses telleri dip dibe değil mi? Peki Dinç Bey, şimdi kültürü, çocuğunuzun kültürünü laboratuvara yollayacağız. Sonuçlar çıkınca biri sizi arar. Tamam. Vay! Yok, korkacak bir şey, tamam. Öyle kontrol ediyordum. Boğaz kültürü var içeride. Halledersin sen, tamam? Laboratuvara. Tamam. Ver bakalım defteri. Mesai bitse de bitmese de Hekimoğlu gider. Ver. Aysel hemşire, ver defteri. İpek Hanım sorarsa zorla aldı, imzaladı, gitti dersin. Ya hoca K vitamini eksikliği dedi ya. Gerek var mıydı şimdi Batum ultrasonu yaptırmaya? Var. Ben seni ilk defa böyle görüyorum. Nasıl? Bir garip yani. Üzgün desem değil, sinirli desem değil. Bir garip işte. Zeynep, bak bir şeyim yok benim. Ama sen gelmek istemiyorsan gelme. Ben hallederim. Ya ben öyle bir şey mi dedim şimdi? At, at. Solla. Gel, röntgen çıktı. Beraber bakalım. Evet. Kırık değil. Görüyorsun değil mi patron? Bak, buna epifiz plağı denir. Büyüme plağı olarak da bilinir. Ne olmuş peki ona? Bu kemik inanılmaz bir şeydir. Doğru okumasını biliyorsan sana bir insanın gerçek yaşını söyler, hem de tam olarak. Hadi ya. Bu filmdeki bu kemik diyor ki bu kişi henüz 15 yaşında değil. 2 haftası var, yakında 15'ine girecek. Geçen haftaydı. Doğum günü. 15'ime girdim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Neyse, konumuza dönelim. Annemi eve götürünce bakımıyla alakalı bilmem gereken bir şeyler var mı? Annen gibi birine bakmak için. 15 yaş bayağı genç bir yaş. Farkında mısın? Evet. Ama beni kısıtlamıyor. Senin yaşındaki çocuklar, akranların neler yapıyorlar? Haberin var mı? Hı? Unuttun mu yoksa? Ne yapıyorlarmış? Ne yapıyorlar biliyor musun? Kızların peşinde koşuyorlar. Kız tavlamaya çalışıyorlar. Bilgisayar oyunu oynuyorlar. Kavga ediyorlar. Annelerini kandırıyorlar. İnternette takılıyorlar. Sayayım mı daha? Yani ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki senin yardıma ihtiyacın var. Böyle bir yükü tek başına sırtlayamazsın. Anneme ben bakıyorum. Ben senden bahsediyorum, annenden değil. Senin yardıma ihtiyacım var. Çok gençsin daha. Küçüksün, çocuksun. Birinin sana bakması lazım. Yardıma ihtiyacım var. Sosyal hizmetleri duydun mu? Beni ihbar edersen seni şikayet ederim. Bu yaptığın hasta mahremiyetinin ihlali. Merak etme. Senin röntgenin değil zaten. Çok sakin.
Kim onun yeni orderıymış. Karaciğerde fibrozis var. Ama bu kadarı... Siroz mu? Aa, unutmuşum. Hastamız içki içmiyordu değil mi? Tamam, tebrikler, sen kazandın. Yaşasın diyemiyorum maalesef. Bir dakika, bir dakika. Aslında kimse kazanmadı. Tümör mü, kist mi? Kistik değil. Solit. Kanser. Bu hastanın kan şekerine bakıldı mı PET'ten eve? Evet hocam. Kan şeker takiplerinde değerler hep 200'ün altında. Doktor. Şu ultrason sonucuna bir baksana. Senin hastanın karaciğeri mi bu? Evet. K vitamini deliğin ben trombozuna sebep olmuş. Ama kanamanın sebebi tümör. Dur, ben de seninle geliyorum. O hastadan endokrin konsültasyonu isteyeyim. Tamam. Zeynep'ten bir haber yok değil mi? Yok. Telefonlara çıkmadı. Etkilendi tabii bu vakadan. O her vakadan etkileniyor da. Sen? Ne ben?
ilacı arıyorum. Buyurun hocam. Mehmet Ali, Orhan hocanızı da alın, odaya gidin. Ben de Zeynep'i alıp geliyorum, şu tümörü konuşalım biraz. Hocam yalnız Zeynep yok. Yani aradık, sorduk, ulaşamadık. Burada mısınız? Tamam, siz gidin. Ben geliyorum. İstemiyorsan daha orijinal bir yere saklanman lazım. Geliyorum hocam şimdi. Ne bu hal? Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Soğan mı kesiyorsun? Ne bu gözlerin hali? Evet. Ne oluyor? Seni dinliyorum. Ben üniversitedeyken aşık oldum. Evlendim. Yaşta evlenmişsin. Uzun sürdü mü? Sürmedi herhalde. 6 ay sürdü. Tiroid kanseri beynine sıçramıştı. Doktorlar yapabilecek bir şey olmadığını söylediler. Yirmi yaşındaydım. Ve kocamın ölmesini izledim. Başın sağ olsun. Sağ olun hocam. Benim kayıp hikayem de bu. Bu kadar mı? Dahası var bence. Nasıl yani? Tiroid kanseri kocanın ölümünden bir yıl önce teşhis edilebilirdi. Edildi de. Değil mi? Tanıştığımız da hastaydı. Öleceğini bile bile evlendin. Zeynep. Hem bu kadar duygusal hem de bu kadar dengeli birisi olamazsın. Neden? Çünkü gecenin bir körü böyle kendini kütüphaneye kapatıp ağlamaya başlarsın. Ya da insanlardan nefret edip onlardan kaçarsın değil mi? Odadayız, sizi bekliyoruz. Tamam, tamam, geliyoruz biz de. Hadi gidelim.
Evet. Olay yeri inceleme. Nedir son durum? Tümörün boyutu ne? Oldukça büyük. Yaklaşık 6 santim. Eğer tedavi edilmezse 2 ay içinde karaciğer yetmezliğinden ölür. Karaciğer nakli gerekiyor hocam. Çok zor. İyi de hasta 38 yaşında. Hem de anne. Şizofren bir anne. Vodkaları da götürüyor. Bu haliyle organ nakli sıra listesine bile girmesi çok zor. Ne yapacağız? Mecbur. Cerrahi müdahaleyle çıkaracağız. Gamma knife yapılabilir. Radyasyon onkoloğu Erkan Hoca sağlam dokuya çok az zarar verecek şekilde tümörü tedavi edebilir. Gamma knife uygulayamayız. Tümör çok büyük. Ayrıca Erkan Hoca'nın böyle bir riske gireceğini hiç düşünmüyorum. Tümör çok büyük. 6 santim. Cerrahi rehbere göre de sınırı aşıyor. Hiçbir cerrah açmaz bu hastayı. Doktor? 4,5 santim olsa kurtarmaz mı? Oldu olacak 0 diyelim bari hocam. O zaman cerraha da gerek kalmaz. Tümörler büyür, küçülmezler. Bizimki küçülür. Nasıl yani? Orhan hocanız anlatsın size. Sen ciddi misin ya? Sence? Birazdan yapacağımızı anladın değil mi? Bunu kesinlikle İpek'in duymaması gerekiyor. Tamam hocam. %95 eteme var. Kanser hücrelerini dehidre eder. Yani geçici olarak onları kurutur. Ne kadar geçici olarak? Eğer şansımız varsa cerrahları kandıracak kadar. Annemdi.
Asalım parmağımızı. Alalım dosyamızı. Evet. Dinç Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Merak etmeyin, oğlunuz iyi. Streptokok var. Boğazında. Ama şimdi ben ona bir reçete yazacağım. İçecek o antibiyotiği. Hiçbir şişi kalmayacak. Turp gibi olacak. Şunu bir tutabilir misiniz? Yalnız bu biraz acıtabilir. Bağırmak serbest. Sinek ısırığı gibi bir şey alayım. Ha? Ne değil mi? Yakında buraya geleceksiniz, bülbül gibi şokacaksınız. Geçmiş olsun. Buyurun. Nedir şikayet? Hocam ben sürekli hıçkırıyorum. Evet. Fark ettim. Bu mu şikayet? Durduk galiba. Böyle durur gibi oluyor. Ama. Sonra yeniden başlıyor hocam. Her şeyi denedim. Enteresan. Mütemadiyen hıçkırıyoruz. Evet. Gerçekten her şeyi denemişsin. Dilini çekmişsin. Boğazına buz torbası bağlamışsın. Bilmem kaç kere yutkunmuşsun. Limon vesaire. Kendine vurmuşsun. Enteresan. Nasıl bir şey bu kendine vurmak? Bize de Hacettepe'de öyle gösterirler de. Tokat hocam. Tokat. Ya şiddeti önemli yalnız. Bir mümkünse bir görebilir miyim? Aynı anda mı oluyor? Görelim mi bir tokadı? Evet. Yalnız bir tane daha görmek istiyorum. Daha şiddetli böyle okka gibi Osmanlı tokadı. Evet. Ne oluyor burada? Hastam var. Konuşmamız gerek. Hastam var. Anlatamadım galiba. Hemen. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Ne yapacaksın patron? Kusura bakma. Geleceğim ben. Devam. Tokada devam. Atalım. Ne var? Ne mi var? Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Hastanın tümörü. Leyla o kadın. Ne? Hangi kadın? Ne oluyor? Durur musun lütfen? Nereye gidiyorsun? Aha. Erkekler tuvaletinde bir kız. Çok dramatik. Kesin bana önemli şeyler söyleyecek. Acaba ne diyecek? Kesinlikle önemli şeyler söyleyeceğim. Dün hastanın tümörü 6 santimdi. Bugün 4.2. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor biliyor musun? Bu Hekimoğlu denen doktor mucizeler yaratıyor. Neden onu hıçkırık vakalarına yolluyorum, adam harcanıyor diye hiç düşünmüyor musun? Hastanenin eczanesinden 20 cc etanol istemişsin. Kadın alkolik. Çok geldi.
Kalıyor musun, gidiyor musun? Evet kalıyorum, bakmıyorum zaten ne yapıyorsan ya. Tümörü küçülttürmüşsün. Başka türlü ameliyat ettiremezdim. Sahtekarlık bu yaptı. Baktın. Bakmadım. Bakma. Yani tek yol bu muydu şimdi? Bu rehberlerin, tedavi protokollerinin geliştirilmesinin bir sebebi vardır herhalde değil mi? Var tabii, olmaz mı? İnsanların hayatlarını kurtarmak, hatta doktorların hayatlarını kurtarmak. Hatta doktorların hayat tarzlarını da kurtarmak. Kim çok hasta birini ameliyat etmek ister? He? Düşünsene. Kazara adam ölürse sicili mahvolur, hastanenin istatistikleri bozulur. Ameliyatı yapacak olan Erkan Hoca'nın bütün bunlardan haberdar olması gerekmez mi sence? İyi, git söyle o zaman. Gerçi söylersen o zaman ameliyat etmez, kadın da ölür. Neyse sen yine doğru bildiğini yap. Pardon. Pardon, pardon. Pardon. Teşekkür ederim. Bir kalem alayım. Pardon. Buyurun. Ateş Hekimoğlu'nu nerede bulabilirim acaba? Ben nerede bilmiyorum. Ben yardımcı olayım ya da acilse anons ettirelim. Hayır, hayır, hayır. Sizden ricam lütfen. Bunu kendisine ulaştırırsanız çok mutlu olurum. Tabii efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İpek Hanım. Erkan Hocam. Buyurun, bana mı gelmişsiniz? Aslında öylesine bir uğrayayım dedim. Malum uzun zamandır görüşemiyoruz, yoğun zamanlar. Siz ama bir yere gidiyorsunuz galiba. Evet, Hekimoğlu'nun hastasını ameliyat alacağız şimdi. Oraya gidiyorum. Ha, öyle mi? O zaman ne yapalım? Sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Peki, nasıl isterseniz. Size de. Ne oluyor? Kıkır kıkır. Hekimoğlu derler onun adına. Kurban olsunlar onun boyuna, posuna. Yunan heykeli sanki, saçı, sakalı, gözleri. Bak, finale bak. Kim onun hastası olmak istemez ki? Bu ne be? Senin bir hastandan gelmiş. Bu haziz. Bilemiyorum. Yani harika bir şey bu yani. Gerçekten harika bir şey yani. Ben bunca senedir o kadar insanın hayatını kurtardım. Şöyle pembe bir şiir almadım ya. Olacak o kadar. Hanım kızımız nerede? Ameliyatta hocam. Tamamdır, bitti. Kapatabilirsiniz hastayı. Tümör meyhaneye girip iki kadeh et onayı sipariş etmedi herhalde. Birisi küçültmüş bunu. Hocam vallahi inanın ben hiç bilmiyorum. Hepinizi kendine benzetti sonunda.
Ateş Hoca'na söyle. Dua etsin, anlayınca hastayı hemen kapamadım, tümörü yine çıkardım. Ama tekrar denerse aynen öyle yaparım. Şansını zorlamasın. İleteceğim hocam. Sağ ol. İspiyonlamamışsın bizi. Operasyon başarılı geçti. Şanslısın. Yine. Kaç kaç oldu? Ben öndeyim. Neyse canım, dostluk kazansın. Skorun ne önemi var? Değil mi? Kolay gelsin. Sana da. Ben göstereceğim sana skorumu, korumu. Görünüşe göre ameliyat iyi geçti. İyi de uyandı. Şimdi bir süre kemoterapi alması gerekecek. Ne tür bir kemoterapi? Benim işim bitti hocam. Kolay gelsin. Kerem, yazmayı bırak. Bir an için durursan dünya yıkılmaz, merak etme. Biraz kendini şımart. Annen yine bir ilk kadeh atar. Dert etme. Hayır, içmeyecek. İçemez. Peki. Ama hayatta değiştiremeyeceğin bazı şeyler vardır. Sen böyle mi yapardın? Bu durumda çekip gider miydin? Hayır. Ben de aynı senin gibi yapardım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Kerem Ergün. Benim. Funda Bozkır ben. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geliyorum. Aldığımız ihbara göre henüz 15 yaşındayım.
Nasıl ya? İpek hocayı ikna etmek için onu kandırmada bir şey demedim yani. Hiç sesi çıkmadı. Bir numaralar çeviriyor. Pes etmemi bekliyor herhalde. Veya daha büyük bir operasyon hazırlanıyor. Aramayacağını söylemiştin. Beni ihbar etmeyeceğini söylemiştin. Sen tam bir pisliğin tekisin, biliyorsun değil mi? Estağfurullah. Çocuğun annesi deli değil. Her yere yetişilir. Hiçbir yere geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de beni bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil. Ama hiç değil. Şizofrenler de akıllıca kararlar verebilirler. Evet, ufak tefek konular hakkında evet. Oğlum yat artık, oğlum kalk artık. Çıplak ayağınla yere basma, böbreklerini üşüteceksin falan filan. Ama oğlunun iyiliği için oğlundan vazgeçmek bence biraz fazla akıllıca bir karar doktor. Fedakarlık diye bir şey yok şizofrenin belirtileri arasında. Tanı kriterlerine uymaz. Ne yani? Kızın şizofren değil mi diyorsun? İlk tanıyı koyduklarında 36 yaşındaymış. Edebiyat dergisinde editörlük yapan, kendi halinde çocuğuna bakan bir kadıncağız. Tamam, 36 biraz geç ama hala uygun aralıkta. Aile doktoru psikiyatra gönderiyor, o bir başkasına. Her gittiğinde ben deli değilim diyor. Antipsikotik ilaçlar da işe yaramıyor. Zaten ne yarası hasta değilse. Biz de ilaçları kestiğimizde daha iyiye gitti durumu. Bir şey söyleyeceğim. Biz az önce buradan çıkmadık mı? Yürümeyi seviyorum. İnanamıyorum ya. Oh, sonunda eve gidiyoruz. Gerçekten çok şükür ya. Bugünleri de gördük. Bu
Bırakabilirim isterseniz sizi. Yok, ben durağa yürüyeceğim, biraz hava alayım. Ben taksiyle giderim. Peki, o zaman yarın görüşürüz. Bay bay. Alo. Aylin Hanım'la mı görüşüyorum? Doktor Aylin Hanım. Selamlar. İyi akşamlar. Ateş Hekimoğlu ben. Ben de doktorum. Geç oldu. Biliyorum geç oldu. Kusura bakmayın. Bir şey soracaktım, sonra tekrar uyursunuz siz. Olur mu? Bir hastanızla alakalı. 18 ay önce görmüşsünüz. Gülay. Gülay Ergül. Birkaç tahlil soracaktım da. Hiç tahlil yaptınız mı o hastaya? Alo? Alo? Doktor Tahir Bey'le mi görüşüyorum? Ben Ateş Hekimoğlu, doktor ben de. Bir şey soracaktım. Geç mi oldu? Ya kusura bakmayın, Amerika'dan arıyorum ben. Saat farkı şey yapamadım. Alo? Alo, Tahir Bey? Başım ağrıyor. Tek şikayetim bu. 3 tane doktora gidiyorum. Nörolog diyor ki anevrizma, immünolog diyor ki saman nezlesi. Yoğun bakım uzmanı sağ olsun oralı bile olmuyor. Beni psikiyatriste yönlendiriyor. Psikiyatriste anneydi babaydı derken... Hocam acaba biraz az uyuyor olabilir misiniz? Yani şöyle düşündünüz mü? Uzmanını seçen hastalığını seçer. Şimdi söyleyin bakalım. Şizofren değilse bu psikiyatrik bulguları neyle açıklayabiliriz? Porfiri. Deli kral hastalığı. Şey ne deniyordu ya? Genetik. Hani vücutta bakır birikmesine ne deniyordu? Wilson hastalığı mı? Hah, aynen. Nadir görülür. Ama bizim memlekette akraba evliliği çok olduğu için daha sık rastlanır. Bravo. Aferin kız. Peki şimdi biz Wilson hastalığı olduğunu umuyor muyuz? Wilson hastalığı olduğunu düşünüyor muyuz? ...17 Temmuz, doktor Zeynep Kanca. Hocam randevusu varmış ama gitmemiş. Zaten o tarihten sonra hiçbir psikiyatra gitmemiş. Doktor Zeynep Kanca psikiyatrist değil, göz doktoru. Araştırdım. Şimdi neden göz doktoruna gitmek istesin? Wilson hastalığında katarakt olabilir. Bir bravo daha. Siroz da olabilir. Emreciğim kusura bakma, siroz bir, alkolizm sıfır. Olmadı, yine olmadı. Haydi bakalım, kalkın. Oh. Ne duruyoruz hala? Marş marş. Bravo. Ne yazık ki deli değilsin. Bence de deli değilim de deliyim sonuçta. Kalk, doğrul. Yardım et Zeynep. Evet. Şimdi kollarını buraya koyacaksın, çenenle buraya dayayacaksın. Tamam mı? Evet. Evet. Teşekkürler. Şimdi parlak bir ışık göreceksiniz. Vücudunuzda gereğinden fazla bakır birikiyor olabilir. Eğer öyleyse göz bebeğinizin çevresinde bakır renginde olan Kaiser Fresher adı verilen halkaları görebiliriz. Vay be. Sanırım Wilson hastalığı için tedaviye başlamalıyız. Bence de. Temizliğin de şu organlarına çökmüş bakırı, kadın kendine gelsin. Gülay Hanım, çok şanslısın böyle doktorların olduğu için. O yüzden
iyileştiğin zaman Makedonya'ya gidersen hepimize birer kavanoz ayvar getireceksin. Tebrik ediyorum. Yine bir vakayı çözmüşsün. Görevimiz. Bayağı yoruldum ama bu sefer. Azıcık dinlenebilsem aslında iyi olur. Maalesef. En sevdiğim. Çok teşekkür ederim. Yani bari bugünlüğüne azat etsen beni, poliklinikte. Bravo. Harika bir iş başardın. Ama olmaz. Ateş Hekimoğlu mesaiye başlıyor. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Şarkı mı söylemeye geldin? Ha? Şaka bakalım, hangi şarkıyı söyleyeceksin? Başla. Ya bırak şunu Allah aşkına, yapma. Bak. Ameliyatın sırasında sana entübasyon yapıldı. Yani cerrah. Boğazından aşağı bir tüp soktu. Normalde olmaz. Ama bu defa olmuş. Ses tellerin felç olmuş. Şimdi geçen sefer geldiğinde sana botulinum toksini enjekte ettim. Böylelikle spazmodik disfoniyi de tedavi ettim. Şimdi bak, bu botulinum toksini denen nane cilt kırışıklıklarına falan iyi gelir. Ama enjekte edilen kasları da gevşetir. Yani senin boğazındaki kasları da tedavi ettik, gevşettik. Tamam. Şimdi bırak bu ayakları ve öt. Hadi be. Hadi gözünü seveyim ya. Aman be, ne halim varsa gör, gidiyorum be. Lan! Bana bak. Söz sana, aramızda kalacak. Bizim küçük minik sırrımız olacak, tamam? Yapma, gözünü seveyim, hadi. Hadi. Konuşabiliyorsan gözlerini iki kez kırp. Böyle. Tamam. Ya kırp şu gözleri. Yapmayacaksın değil mi? Çünkü konuşursan o kazandığın tazminatı da geri alacaklar diye korkuyorsun. Hayat pahalı, çocuk okutuyorsun. Ama ben halden anlarım. Tamam. Hadi lütfen kırp şu gözleri be. Bak böyle. Hadi. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı,
Bey, Ateş Bey, Ateş Bey. Merhaba. Şiirimi aldınız mı? Aldım. Sağ olun. Doktor Bey, bu hisler, hele son zamanlarda hissettiklerim, yani size karşı hissettiklerim, hepsi sadece sifiliz yüzünden mi? Evet. O zaman siz bu reçeteyi geri alın. Nasıl olsa kimseye bulaştıracak halim yok. Tedavi olmak istemiyorum. Ölebilirsiniz ama. Eninde sonunda öleceğim herkes gibi. Hayatımın geri kalan yıllarını yaşlılarla oturup örgü örerek geçirmek istemiyorum. Kendimi yıllar sonra çekici hissetmek, sizin gibi yakışıklı doktorları içimden geleni olduğu gibi söylemek istiyorum. Sizce bu verdiğim ilaçlar bana karşı olan duygularınızı yok edecek olsaydı yine de size onları reçete eder miydim? Ama iyileşirsem duygularım ne olacak? İyileşince bütün spiroketler ölecek. Ama serebral kortekste hasarlı olan kısımlar oldukları gibi kalacaklar. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Fazlıyız Hanım, yani siz sonsuza kadar mutlu olmakla lanetlendiniz. Çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra kontrola gelirim o zaman. Hoşçakalın. Taburcu ediliyorum. Öyleymiş, duydum. İyi ki kanser olmuşum. Bir son hastalığımın olduğu ortaya çıktı. Yoksa kendimi asla toparlayamazdım. Herkesin deli olduğunu düşünmesi öyle korkunç bir şey ki. Bilmez miyim? Teşekkür etmek için sizi aradım ama ulaşamadım. Mesaj da bıraktım, aldınız mı? Evet. Bir şey değil. Sana asla teşekkür etmiyorum. Beni ihbar ettin. Seni ilgilendirmezdi. Hayatıma karışmaya hakkın yoktu. Senin hayatın benim umurumda değil. Çok fazla ayak altında dolaşıyordun. Devamlı soru soruyordun. Ben de İpek Hanım'a rica ettim bakanlığı arasın diye. Geldiler, aldılar seni. Ortadan yok oldun. Bak, olay çözüldü. Приятно. Приятно. Пала. Ne haber? Mutlu musun? Ya da bulmaca çözüldü diye mutsuz musun? Haklıydın. Benim için asıl mevzu derin ven trombozu değil, şizofreniydi. Biliyorum. Şimdi o da o kadar ilginç gelmiyor bana. İpek Hanım, çok güzelsiniz. Büyük gün. Büyük gün. Ekip nerede? Onlar çıktı çoktan, restorana doğru gidiyorlar, yoldalar. Hekim oğlu? Evdedir herhalde. Herhalde? Nasıl herhalde? Ya nereye çıkacak? Evdedir tabii ki, arasana. Of, çok geriliyorum ya. Gerilme hadi. Ya hayır dersin? Demez, sana diyemez. Bak şimdi şöyle bir şeyler söyle. Çok canım sıkkın, ben yalnızım, gelsene filan de. Öyle mi diyeyim? Hı-hı. Çok iyi düşündüm. Teşekkür ederim. Ha doktor, ne haber, neredesin? Evdeyim. Sen? Ha,
Ya benim canım sıkkın ya. Hayırdır, ne oldu? Aslı ile kavga ettik. Yemeğe çıkmıştık da bir tartıştık falan, çekti gitti. Ben de kaldım burada böyle. Ya kalk sen de. Ne oturuyorsun? Gel. Yok oğlum, yani şey, yani para almamışım yanıma. Ha, ev para almamışım yanıma. Çıktım böyle dımdızlak çıkmışım. Kalkamıyorum da. Hı. İyi. Sen bana oranın adını sonunu mesaj at. Geliyorum ben yarım saate, tamam? Tamam, hadi bekliyorum. Yazıyorum şimdi. Yaz. Geliyorum. Kalk çabuk. Geç kalmayalım. Hadi hadi. Tamam, ay, geliyorum. Ay bulamıyorum heyecandan, çabuk. Ha. Nerede kaldılar? Gelirler şimdi ya, yoldalardır. O ne o? Ha, sen hocaya hediye mi aldın? Evet, aldım. Yani adamın doğum günü sonuçta, değil mi? Hah, geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktik sandım. Aklım çıktı. Bir de ondan sonra gelseydik dinle dur artık. Aman aman. Çok bekler miyiz acaba daha? Yok yok, beklemeyiz. Çünkü Orhan'a yarım saate kadar geliyorum dedi. Ha. Evet. Hı-hı. Ama çok şaşıracak. Evet, çok. Vallahi açıkçası ben tanıdığım kadarıyla çok olumlu bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Hı. Şu geceyi bir atlatalım da. Bu arada hediye almadınız değil mi? ben almadım. Ben de almadım ama... Aldın mı? Hı hı. Verme. Sakın verme. Hiç hoşlanmaz. Nerede kaldı bu ya? İpek, arayayım mı beni? Arama arama. Trafiğe falan mı takıldı acaba? Ya anlamış olmasın. Hayır, hayatta anlayamaz. Çünkü hiç açık vermedik, öyle değil mi? Evet, vermedik. Vermedik. Biz şimdi sipariş vermeyeceğiz. Çünkü birini bekliyoruz. Nedir bu? Ateş Beyler. Anlamadım, Ateş Beyler mi? Evet. Hadi bakalım. Peki. Ansızın tarifsiz gelir ya o zamanlar, sormaya cüretim olanında. Çok mu komik? Feris soluk niyeti aşk nefrete yakınsın. Kin kırdı her okşamak, istediğim de seni. Elimi gözlerimi gömdüm tebessüme, yalnız kendine inkarın. Sadece senden kaçarsın, halin eli verir anlarsın.
anlamazsın. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Yalan söyleme bana. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Zaten yoktur nedeni. We'll be right back.